Ve asgari ücrette artık son viraja girdik. Bugün ete kemiğe bürünecek beklenen rakam. Yani %99 böyle olacak. Güzel bir sonuç çıkacağını tahmin ediyor herkes. Çünkü Bakan Bilgin'den böyle bir sinyal geldi. İşveren de işçi de masaya oturacak. Ve artık bugün 2022'nin son 10 gününe girdiğimiz şu özel günde asgari ücret netleşecek. Bakalım. Salı günü tekrar asgari ücret komisyonu toplanacak. Asgari ücretin müzakeresinde bir uzlaşmaya varacağız. Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda. İşçi, işveren, hükümet temsilcileri 20 Aralık'ta bir araya geliyor. Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısında rakamın belirlenmesi bekleniyor. Milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği bir ücret seviyesine, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, olumlu haberleri paylaşacağız açıklaması sonrası Bayburt'tan seslendi. Beklentileri karşılayacaklarını belirtti. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz. Türk İş'te açlık sınırının kırmızı çizgileri olduğunu belirtmişti. Açlık sınırı Kasım ayında 7.785 lira olarak açıklandı. Bu rakama az bulan işçi kesimi de Türk İş'e yüklendi. Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlaksa işçilere bu sözlerle seslendi. İçimize sinen bir rakam olursa kararı imzalayacağız. Eğer ortaya çıkan rakam içimize sinmezse hiç kuşkunuz olmasın, o masadan hemen kalkacağız. Peki rakamın belirlenmesinin dışında masada ne var? İşçi kesimi vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini ve sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyor. İşverenlerse ücret desteğinin 2023'te de devamını istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. İşte bu flaş açıklamasından sonra İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu'ndan TV100'e özel bir açıklama geldi. Biz ne başka bir partinin iç işlerine karışırız ne de bizle alakası olmayan konularla ilgili fikir yürütürüz. İYİ Partili Ağaralioğlu Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Çok özel açıklamayı TV100 Ankara temsilcisi canlı yayında paylaştı. Mevcut isimler arasında kazanacak aday vurgusu yapıyoruz. Milletin iradesi diyoruz. Saraçhane meselesinde de yargı yoluyla milletin iradesine kurulmaya çalışan PUSO'ya karşı Genel Başkanımız Meral Akşener tepki göstermiş ve millet iradesinin yanında olmuştur. Mağdurun yanında olmak millet iradesine PUSO'ya karşı bir duruştur. TV100'de Gürkan Acar'ın sunduğu Taksim Meydanı'nda gündemi değiştirecek haberler peş peşe geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iç işlerimize karışılmamalı açıklaması gündemdeki yerini korurken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu açıklama yaptı. Deniz Gürel, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu'nun TV100'e özel mesajını paylaştı. Biz kimsenin iç işlerine karışmayız dedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bahsi geçen Ekrem Bey ve Mansur Bey CHP'nin belediye başkanlarıdır. Nezaketsizlik neden yapacağız ki? Hiçbir partinin iç işlerine karışmayız. İYİ Partili Ağaralioğlu belediyelerin kazanılmasında ortak çalışmayı işaret etti. Beraberliğimizin bir sonucu var. Evet, bizim partimizin adayları olmayabilirler. CHP'nin belediye başkanlarıdır ama ortak bir iradenin başarıya ulaşmasıyla bu belediyeler kazanılmıştır. Ağaralioğlu çok konuşulacak bir açıklama daha yaptı. Belediyelerin kazanılmasında projeyi ortaya atanın Meral Akşener olduğunu söyledi. İstanbul ve Ankara'da kazanılan proje bizim projemizdir. Tamam, sonrasında Kemal Bey Ali Cenaplık yaptı ama bu projeyi ortaya atan, başından sonuna kadar başarılı olacağına inanan Genel Başkanımız Meral Akşener'dir.